Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkeme 2021'in ilk günlerinde yani bugün dikkat çekici bir karara imza attı. İşte federal mahkeme cumhuriyetçi bir kongre üyesinin 6 Ocak'ta kongre seçilmiş başkan Joe Biden zaferini onaylamak için toplandığında oturuma başkanlık edecek olan Mike Pence'in Biden lehine olan seçiciler kurulu oylarını reddetmesi için açtığı davayı reddetti. Texas eyaletinden Lou Gohmert'in kendisinin öncülüğünde ve bir grup Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesiyle birlikte mahkemeye yaptığı başvuru Cumhuriyetçilerin seçim sonuçlarını tersine çevirme girişimlerine bir yenisini daha eklemişti. Fakat bunun başarılı olma şansı zaten düşük görülen bir girişim oldu söyleniyordu. Trump'ın federal mahkemelere atadığı yargıçlardan biri olan Jeremy Kernodle tarafından reddedildi bu istek. Yargıç Kernodle, kongre üyesi Lou Gohmert ve Arizona eyaletlerine bir grup cumhuriyetçinin Pence'in yasa dışı olduğu iddia edilen idaresinden kaynaklı herhangi bir kişisel zarara uğramadıklarını, dolayısıyla bu davayı açmak için hukuki zemine sahip olmadıklarını belirtti. Yani dava Pence'in 6 Ocak'ta kongrede yapılacak oturumuna başkanlık etme rolüne odaklanıyordu. Aslında başkan yardımcılarının bu oturumdaki rolü sembolik ve 1887 tarihli bir federal yasaya dayanıyor. Ancak cumhuriyetçilerin açtığı dava Pence'in başkan yardımcısı olarak yerine getirdiği bu resmi yetkisini hedef alıyordu. Ve federal yargıçtan bu yasayı anayasaya aykırı ilan etmesini istiyorlardı. İşte federal yargıcın davayı reddetme kararı ile ilgili soruları başkan Donald Trump'ın bir sözcüsü Pence'in ofisine yönlendirirken Pence'in sözcüsü de yorum yapmayı reddetti. Dava sonucuyla ilgili kongre üyesi Gohmert'in sözcüsü de henüz bir yorum yapmadı. Aslına baktığımızda ABD seçim sistemine göre her eyaletin başkentinde ve başkenti Washington'da çoğunlukla eyalet meclislerinde bir araya gelen seçici delegelerin kullandığı oylar ve alınan sonuçlar Washington'a gönderiliyor. 14 Aralık'ta toplanan kurul 3 Kasım başkanlık seçiminin galibi Demokrat Partili Joe Biden'ın Amerika'nın önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı olarak resmen onaylamıştı. 6 Ocak'ta da başkan yardımcısı Mike Pence'in başkanlığında kongrenin her iki kanadının da katılacağı oturumda oy sayımı yapılacak. Özlem Şen Yaşar, Real TV, Washington.